Güneş sistemimizin çok dışında, galaksimizin uzak erişim noktalarının ötesinde, uzayın uçsuz bucaksız hiçliğinde gaz ve toz bulutlar arasındaki mesafe büyür ve ısı transfer yeteneklerini sınırlar. Bu boş bölgelerde sıcaklık eksi 235 dereceye kadar düşer. Bunu söylemek bile insanı titretmeye yetiyor. Güneş sistemi merkezindeki güneşten Kuiper Kayalına kadar uzanan büyük bir yer en uç noktanın 15 milyar kilometre olduğunu düşünüyoruz. Kuiper kuşağı güneşten 30 da 50 astronomik birim uzakta yer alan bir disktir. Yazılı olmayan bir uzay kuralı şunu söyler. Güneşten ne kadar çok uzaklaşılırsa daha soğuk ve daha gizemli olaylarla karşılaşırsınız. Plüton, cüce gezegen olarak sınıflandırılınca güneş sistemindeki en soğuk gezegenin Neptün olduğu düşünüldü. Bunun nedeni güneşe en uzak olan gezegen olmasıydı. Neptün'ün eksen ekli Dünya ve Mars'a benzer olduğundan orada da benzer mevsimsel değişimler yaşanır. Neptün'ün üst atmosfer katmanları eksi 218 dereceye kadar düşer. Ancak en soğuk yer Neptün değildir. Uranüs, eksi 224 dereceye kadar ulaşan dondurucu soğuklarıyla Güneş sistemindeki en soğuk yerdir. Aslında bu bilim adamlarının pek beklemediği bir sonuçtu. Bunun nedeni gezegenin kaotik yapısı ve anormal oryantasyonu olabilir. Peki, uzay boşluğu neden bu kadar soğuktur? Biz bu soğukluğu ve derecesini nasıl hesaplayabiliyoruz? Fizikçiler için sıcaklık hız ve hareketle ilgilidir. Çoğunlukla evrendeki ısının kaynağı güneşimiz gibi yıldızlardır. Nükleer füzyonun meydana geldiği güneşin içinde sıcaklıklar 15 milyon Kelvin'e kadar yükselebilir. Yüzeyde ise sıcaklık yalnızca 5800 Kelvin'dir. Bu ısı güneş ve diğer yıldızları terk ettiğinde güneş radyasyonu adı verilen kızıl ötesi enerji dalgalarına dönüşüp uzayda dolaşır. Bu güneş ışınları yalnızca istikametindeki parçacıkları ısıtır, dolayısıyla da yüzü güneşe dönük olmayan her şey bu ısıdan yoksun kalır. Bir gezegenin ortalama sıcaklığı yüzeyden ölçülen sıcaklık değişimleriyle hesaplanır. Gaz ve buz devi olan Neptün'ün atmosferi %80 hidrojen ve %19 helyumdan oluşur eser miktarda metan da vardır. Merkezi ve yüzey arasında büyük sıcaklık farkları oluşur. Bu da saatte 2100 kilometreye ulaşan devasa rüzgar fırtınaları yaratır. Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür yüzeyi geceleri yaklaşık 95 kelvine düşer. Plüton'un yüzey sıcaklığı ise 40 kelvindir. Uzun yıllar Güneş sisteminde ölçtüğümüz en düşük sıcaklık ona aitti. Ancak aynı gezegenler kulübünden atıldığı gibi güneş sistemindeki en soğuk yer olma özelliğini de kaybetti. Kraterlerin yükselen kenarları alaca karanlıktaki yüksek binaların uzun gölgeleri gibidir. Güneşin merkezlerine ulaşmasını engellerler. Güneş sistemimizde ölçtüğümüz en düşük sıcaklık bize çok yakın birine ait. Aya. 33 Kelvin, eksi 240 derece. Ancak güneş sisteminin başka yerlerinde kalıcı olarak gölgede kalan ve gölgede çok daha uzun zamanlar geçiren bölgeler var. Yine de aydan daha soğuk bir yer henüz ölçemedik. Soğuk hava ayın gölgede kalan bölgelerinde su birikintileri olma ihtimalinin çok fazla olduğunu gösteriyor. Önceki hesaplamalar su ve diğer bazı uçucu gazların yaklaşık eksi 220 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda uzaya yayılabileceğini göstermişti. Ölçümleri NASA'nın Haziran 2009'da fırlattığı robotik uzay aracı LRO yaptı. Ama söz konusu evren olduğunda hayal edilemeyecek kadar büyük bir alan bizi karşılar. İşte burada işler zorlaşır. Yakın ve uzak galaksilerde 10 ile 20 Kelvin arasındaki sıcaklıklarda yıldız arasında dolaşan toz ve bulut ağları var. Bu sıcaklıklar tehlikeli bir ölçüme kadar bizi zorluyorlar. Mutlak sıfıra yani eksi 273 dereceye. Mutlak sıfırda kuantum seviyesinde bile parçacıklar arasında hiçbir hareket veya ısı aktarılamaz. Bilim insanlarına göre bir şeyi ne kadar soğutursanız soğutun sıfır kelvine yani eksi 273 dereceye kadar gelebilirsiniz. Bu sıcaklığı aşamazsınız. Uzaydaki ısı sadece ısı parçacıklarının ve fotonların nasıl emileceğini ve yayılacağını belirleyen radyasyon yoluyla aktarılabilir. Yıldızlar arası ortamda ne kadar uzağa giderseniz o kadar soğuk olacaktır. Bazı fizikçiler yine de her zaman bir ışık ve hareket görüleceğini düşünüyor. Dünya atmosferi, iletim, konveksiyon ve radyasyon yoluyla güneş ısını dolaştırmada harika bir iş çıkartır. Bu yüzden dünyadaki ısı değişimlerini hemen hissederiz. Güneş ışığı ve hava durumu parçacıkların hızlı hareket etmesini sağlar. Atmosferin dışına çıktığınızda ise uzay elbiseniz yoksa donarsınız. Çünkü size ulaşan bir parçacık olmaz. Güvenli alanımızdan çıktığımızda yani sınırları aştığımızda uzay giysileri giyeriz bizi aşırı ısılardan koruyacak olan uzay araçlarıyla seyahat ederiz. Bu da üstün bir yaratıcılık ve bunun sonucunda gelecek olan yalıtımlı teknolojiler ister. Mesela Apollo döneminde uzay tulumlarında esnek bobinler ve lityum pillerle donatılan ısıtma sistemleri vardı. Modern giysiler astronotları uçlarda gezen sıcak ve soğuklardan korumak adına ısıyla tepkimeye giren mikroskobik kimyasal nesnelerle donatılmıştır. Ay'a gitmenin maliyeti ne kadar olabilir? NASA, 2005 tarihli bir raporda Ay'a gidişin 104 milyar dolara mal olacağını açıklamıştı. NASA, kısa bir zaman önce 2024'te Ay'a astronot göndermek üzere Artemis programını başlatacaklarını açıklamıştı. Şubat ayında bu yolculuk için halihazırdaki bütçelerin ek olarak 35 milyar dolara ihtiyaçları olduğunu duyurmuşlardı. Bu yolculukta astronotların giyecekleri kıyafetler, sıcaklık değişimlerini hesaplayabilen yaşam destek sistemleri dizayn edilmiş son teknoloji olacak. Aynı zamanda Artemis programında bir kadın da yer alacak ve belki de ayda yürüyen ilk kadın olacak. Bir insan aktivite seviyesine bağlı olarak yüzde %1000 watt arasında ısı üretir. Uzay hissi olmadan uzay boşluğunda galaksiler arasında süzüldüğünüzde bu ısı yavaş yavaş sizden uzaklaşır. Çünkü iletim ve konveksiyon uzayda işlemez. Bu da yavaş ve soğuk bölüm ölüm getirebilir. Donarak ölebilirsiniz. Ancak daha muhtemel bir senaryoda önce boğulmanız gerek. Güneşin dış cephenin iç kesimlerinden neden yüzlerce kat daha sıcak olduğunu hala bilemiyoruz. Bu bir sır. Güneşin merkezi en yüksek sıcaklığa sahip dış katmanlara doğru sıcaklık düşüyor. Ancak ilginç bir şekilde güneş atmosferinin sınırında tekrar ısınıyor. Uzay aracı Parker Solar Probe belki bu gizemi çözebilir. O, hiçbir uzay aracının yapmadığı bir şey yaptı ve güneşin yüzeyine 18 milyon kilometre kadar yaklaştı. Süpersonik parçacıklar ve güçlü radyasyondan etkilenmeyecek şekilde tasarlandı. Hedefi güneşin 6-7 milyon kilometre uzağında tur atabilmek. O, 140 milyon kilometre uzaktan dünyadaki bilim insanlarına bilgi aktarabiliyor. Güneşten akan ışınlar sadece dünyayı ısıtmaz, ışınlarına maruz kalan her nesini ısıtır. Ayı düşünelim, onun güneşle aydınlanan tarafı Sahra'dan daha sıcaktır, 120 derece. Ancak karanlık tarafı çok rahat, eksi 200'leri görebilir. Güneşin kaynarısı ve buz gibi boşluklar arasındaki aşırı uçlarda gezen ısı değişimi ortaya benzersiz bir zorluk çıkartır. Uzay araçlarının bazı bölümleri kısa devre önlemek adına aracın soğuk kalmasını sağlarken, bazı bölümleri de aracı sıcak tutmak için çalışır. Aslında uzayın bu kadar soğuk olması bizim için olumlu bir gelişme. Çünkü sıcak olsaydı Dünya Güneşten aldığı muazzam miktardaki ısıyı geri atamazdı. Sonunda da okyanuslar kaynardı. Yani atık ısı için. Derin uzayın soğuğuna ihtiyacımız var. Eğer ısı yatamazsak içinde devam eden nükleer füzyon nedeniyle sıcaklık artmaya devam ederek patlayacaktır. Isı, iletim, radyasyon ve konveksiyonla aktarılabiliyor. Mesela elinize bir metal çubuk alın ve bir tarafını ısıtın. Diğer tarafının da hemen ısındığını göreceksiniz. Bu iletimdir. Isı dolaşarak odanın bir tarafından diğerine ulaşabilir. Bu konveksiyondur. Ancak uzay boşluğunda ısının aktarılmasını sağlayan tek bir yol vardır. O da radyasyondur nesne yaydığından daha fazla foton emiyorsa sınır, emdinden fazla foton yayıyorsa da soğur. Bir nesneden daha fazla enerji çekemeyeceğiniz teorik bir nokta vardır. İşte bu minimum sıcaklığa mutlak sıfır diyoruz. Oraya asla varamazsınız. Bir nesne, örneğin uzaydaki çıplak bir metal parçası sürekli güneş ışığı altındaysa 260 dereceye kadar ısınabilir. Bu uzay istasyonlarında çalışan astronotlar için tehlikelidir. Bu nesneye dokunmaları gerekiyorsa kendilerini korumak adına onu özel kaplamalara veya bir battaniyeye sararlar. Onlar için sıcaklık farkı büyük bir sorundur. Bunu boşlukları, ısıtıcıları ve soğutma sistemlerini kullanarak aşmaya çalışırlar. Galaksimizdeki yıldızlar arasındaki gaz ve toz bulutları mutlak değerin yalnızca 10 ile 20 derece üzerindedir. 10 yıl önceki bir çalışma büyük galaksilerin nasıl oluşuna dair bir teori yürütmüştü. 6 farklı ülkeden çalışmaya katılan bilim insanları Hubble Uzay Teleskobu'nun yakın kızılötesi kamerasını kullandılar. Elde ettikleri sonuçlar Samanyolu'dan 10 kat daha büyük galaksilerin evren 2-3 milyar yaşlarındayken diğer galaksilerle önemli düzeyde etkileştiği ve birleştiği yönündeydi. Onlar ilk bakışta büyüyerek olmuşa benziyorlardı ancak hepsi ortalama iki önemli birleşme olayı yaşamıştı. Bu da soğuk karanlık madde teorisini destekliyordu. Evrende mutlak sıfıra yani sıfır kelbine en çok yaklaşan yer bu merak nebulası. Eksi 273,15 derece. Sadece bir derece eksik. Burası Erboğa takım yıldız yönünde yaklaşık olarak 5000 ışık yılı uzakta yer alan ilkel gezegenimsi bulutsu. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.